Şimdi 10 ili vuran deprem felaketinde kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Bu arada Kızılay'da da yoğun bir çalışma var. Şimdi Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınık yayın konuğumuz. Sayın Kınık, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Meltem Hanım, tekrar geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Kızılay'ın deprem bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü biliyoruz tabii. Kızılay denilince ilk akla gelen kan bağışları. Şimdi geçtiğimiz günlerde sık sık kan bağışı duyuruları yapıldı. Şu an için ne durumdasınız? Kan bağışı için ihtiyaç var mı? Ya da varsa ne kadar var? Kan bağışında ilk zamanlardaki ihtiyacımız kadar bir ihtiyacımız yok. Ama hayat devam ediyor. Diğer vilayetlerimizdeki kan ihtiyaçları da devam ediyor. Günlük şu an 10-15 bin ünite gibi bir hedefle çalışıyoruz. Dolayısıyla özellikle depremin vurmuş olduğu bölgelerde artık kan alma faaliyetlerimizi durduğumuz için çok büyük, burada 13,5 milyon nüfus var. Bu görevi diğer 71 vilayetimizin üstlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu çerçevede özellikle... Kerem Bey, çok özür dileyerek sizi kesmek durumundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Gidelim. Arkadan gitmeyin arkadaşlar. Senin kardeşin nasıl? İyi mi? Yol kapalı. Bu da sana öğretmen. Tamam. Hadi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde ziyaretlerini devam ettiriyor. Yanında eşi Emine Erdoğan da var. Depremzedelerle bir araya geliyor. Şehirleri gezerek. Peki, belki önümüzdeki dakikalarda bir açıklama hazırlığı olur. O noktada tekrar kameralarımızı çeviririz. Kızılay Başkanı Sayın Kerem Kınık konuğumuz. Kerem Bey, duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Peki. Şu an 10 ilimizde kanla ilgili 71 vilayetimiz lütfen kan vermeye devam etsinler. Günlük 10-15 bin ihtiyacımız var ama akut ihtiyacımızı karşıladık çok şükür. 10 ilimizde 45 ilçemizde Kızılay ve Beslenme Platformu üyelerimizle beraber şu an yaklaşık günlük 1,5 milyon insana düzenli beslenme desteği veriyoruz 3 öğün. Çok büyük bir kapasiteyle sahadayız. Bir taraftan beslenme noktasındaki koordinasyonu sağlarken diğer taraftan da kan hizmetleri gibi, işte barınma hizmetleri gibi, psikososyal destek hizmetleri gibi, insani yardım malzemelerinin lojistik anlamında ulaştırılması, depolanması, tasnifi gibi hizmetlerde de devletimizin ilgili kuruluşlara destek veriyoruz. Şu an bütün kriz merkezlerimizin olduğu bütün illerimizde lojistik depolarımızın kapasitelerini arttırdık. Dolayısıyla yüksek bir depolama kapasitesiyle gelen yardımları burada alıyoruz, tasnif ediyoruz. Aile Bakanlığımızın, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarımızın, AFAD'ın bu anlamda koordinasyonuyla birlikte. Diğer taraftan 400'ü aşkın noktada beslenme hizmetimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu noktalarda aynı zamanda insani yardım malzemelerinin dağıtılması için cep depolarda oluşturduk. Çocuk mamaları, çocuk bezleri, battaniyeler, kışlık giysiler, ihtiyaç duyulan diğer malzemeler ne varsa bunlarla ilgili çok hızlı ana depolarımızdan bu depolara takviye ediyoruz ve vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan tabii yoğun bir şekilde bu arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Çalışan 150 bin civarında sahada personel var. Onların gıdasını, beslenmesini ve takviyesine de devam ediyoruz diğer taraftan. Önümüzdeki günler bu uzun bir maraton, bu uzun maratona hazırlanıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılama noktasında, nakit temelli desteklerimizi sağlama noktasında bir program devam ediyor. Diğer taraftan Kızılay Çadır ve Tekstil Fabrikalarımızda 3 vardiya günlük 500'ün üzerinde çadır üretip AFAD'a bu anlamda takviyelerimizi yapıyoruz. Diğer taraftan da Uluslararası Kızılay ve Kızılaç paydaşlarımızla beraber Avrupa'dan, Asya'dan, muhtelif yerlerden insani yardım malzemelerinin koordinasyonuna da devam ediyoruz. Çok yakın zamanda yüksek miktarlı inşallah çadırlar özellikle Çin'den, Avrupa'dan Kızılay aracılığıyla bölgeye inşallah indirmeye çalışıyoruz. Şu anda hazır dünyanın hazır kapasitesini ulaştırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Kızılay, milletimiz, devletimiz hep insanların yanında olduğu, ülkelerin yanında olduğu. Bugün de aslında onun karşılığını görüyoruz. Onlar da bize hep
telefonlarımız susmuyor. Yurt dışından kardeş kuruluşlarımız, Kızılaçlar, Kızılaylar Federasyonumuz bize elini uzatmaya çalışıyor. Bir kargo uçağı iniyor, ötekisi kalkıyor. Bir tır geliyor, ötekisi dönüyor. Dolayısıyla yoğun bir uluslararası yardım da var. Vatandaşlarımız seferber olmuş durumdalar. Biz özellikle uzun soluklu bu maraton için hazırlanmak için uzun soluklu gıda, dayanıklı gıda, hijyen malzemeleri ve kışlık ısıtma ve giysi malzemelerini tasdikliyoruz, depoluyoruz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Şu aralar... Kerem Bey, özür dilerim. Bu nokta çok çok önemli değil mi Meltem? Hijyen meselesi. Şimdi bu noktada aslında Kerem Bey, sürekli olarak uyarılar da yapılmıştı. Seyyar tuvalet ve hijyen diye. Şimdi Kızılay'ın buna ilişkin bir çözüm önerisi var mı? Varsa ne? Bu alan AFAD'ın yönettiği bir alan ama biz de kendi kapasitemizle destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle çadır kentlerimizin kurulmuş olduğu bölgeler, mesela şu anda biz İslahiye'deyiz. İslahiye Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik merkezindeyiz. Burada bir spor tesisi var. Spor tesisi depremden herhangi bir şekilde zarar almamış. Tuvaletleri ayakta, su var. Dolayısıyla mesela burada sorun çözülmüş durumda. Buna benzer çadır kentlerde de yanlarında ayakta kalabilmiş tesislerin olduğu yerleri AFAD kullanıyor. Ama mobil tuvaletler de sahaya, mobil banyolar da sahaya iniyor. Ama bu süre zarfında özellikle ishal gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi rahatsızlıklardan bunun bir salgın haline almasını engellemek için özellikle el dezenfektanları, özellikle temizlik, özellikle yatalak hastaları temizlemek için kullandığımız havlular, temizlik havluları şu anda normal vatandaşlarımız için de lazım. Lütfen bunlar konusunda da bize destek verirlerse, insanlar çünkü banyo yapamıyorlar. Bazı yerlerde su yok, bazı yerlerde banyo yapabilecekleri uygun ortamlar yok. Dolayısıyla kendi çadırlarında bireysel öz bakımlarını sağlayabilecekleri bu temizlik havlularına ihtiyacımız var. Islak mendillere ihtiyacımız var. Ama çok kısa süre içerisinde bu bölgelerde de özellikle düzenli kamp alanları oluşturuldukça bu hizmetler rutine binecek. Şu anda şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Hasarlı binalar ve hasarı olmayan binaların tam tespiti yapılamadığı için vatandaşlarımız binaların önünden pek ayrılamıyorlar. Enkazlar kaldırılamadığı için buralardaki cenazesi olan vatandaşlarımız veya canlı ümidi olan vatandaşlarımız buralardan ayrılamıyorlar. Pek kurban çadır kentlere de gelemiyorlar. Dolayısıyla daha çok onların bulunduğu yakın bölgelerde AFAD mahalle aralarında öbek öbek küçük 50'li 100'lü yerler kurmaya çalışıyor. Bunlar geçici. Bunlar kaldırılacak. Enkaz kaldırma faaliyetleriyle beraber bunlar daha düzenli, önce çadır daha sonra konteyner kentlere dönüştürülecek. Şu anda bunların tamamının bu 10 vilayetimizde ihtiyaç duyulan alanlarının Çevre Şehircilik Bakanlarımız, belediyelerimiz altyapılarını şu anda çok büyük bir hızla hazırlıyorlar. Dolayısıyla bir kısmı bitti. Bazı yerlere konteynerlerde, eldeki konteyner stokları da sevk edilmeye başladı. Bazı noktalarda özellikle Suriyeliler için kurulmuş olan kamplarda boşluklar vardı. Bunlara vatandaşlarımızın iskanı devam ediyor. Diğer taraftan yıkıntı olan şehirlerden dışarıya bu anlamda tahliyeler devam ediyor. Mesela biz Antalya'da Kızılay'ımız bir üs kurdu ve Antalya, Alanya bölgelerine tahliye edilen vatandaşlarımızı oralarda beslenme hizmetlerini, barınma psikososyal destek hizmetlerini veriyoruz. Buna benzer çok sayıda yaygın tahliye var. İlk etapta tahliye edilebilecek, yani akrabası olanların bu şehirde bu anlamda herhangi bir görevi olmayan insanların bu şehrin dışına çıkabiliyorsa çıkabilmesini tavsiye ediyoruz ve kolaylaştırıyoruz. Bu anlamda da devletimiz Türk Hava Yolları destek sağlıyor. Tekrar ediyorum, bu uzun soluklu bir maraton, yaygın bir savaş ve bunun için de efor gerekiyor, plan gerekiyor. Yardımlarımızın, dayanışmamızın devam etmesi gerekiyor. Kerem Bey, evet çok haklısınız. Uzun soluklu bir maraton ama sizin vereceğiniz liste çok çok önemli. Çünkü vatandaşlar hala yardım etmek istiyorlar. Önemli olan listeyi paylaşır mısınız efendim? Ama madde madde lütfen. Kerem Bey, duyabiliyor musunuz? Şu anda bir ara kesildi. Özür dilerim. Hiç problem tekrar değil. Tekrar alabilirim. Rica edersek ihtiyaç listesini madde madde sıralayabilir misiniz efendim? En çok neye ihtiyaç var hala bölgede? Öncelikle paketli gıda, konserve gıda, yüksek enerjili bisküvitler, çocuk mamaları, paketli sütler, süt tozu. Bunlar bizim özellikle köylere sıcak yemek götürmekte sıkıntı çekiyoruz. Buralara helikopterlerle kuru gıda ve dayanıklı gıda bırakıyoruz. Dolayısıyla buralar için özellikle bunlar elzem.
hijyen için ve su için günlük su hem içmek için hem acil ihtiyaç kullanımı için gerekli. Dolayısıyla paketli su çok ihtiyaç. Paketli su noktasında da özellikle Kızılay 168 numaralı çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler. Lojistiğine de destek olabiliriz. Onun dışında hava soğuk, özellikle battaniye, kışlık mont, çorap, mont, baf, atkı, bere ve ayakkabı, bunlar önemli. Çadırların içerisinde ısıtıcılar, özellikle tüplü ısıtıcılar önemli. Bazı yerlerde elektrikli ısıtıcı da kullanma imkanımızın olduğu yerler var ama daha çok tüplü ısıtıcıları tercih ediyoruz. Çünkü şu anda bazı yerlerde bunlar yetişmediği için normal sobalar kullanılıyor. Çadırların bazıları da vatandaşlarımız tarafından nizami kurulmamış. Çok yakın birbirlerine yangın tehlikesi var. Bu çadırların arasında minimum 3 metre olması gerekiyor. Her çadırın arasında minimum 3 metre olması gerekiyor. İkili bloklar halinde kurulan çadırların bloklar arasında 6 metre olması gerekiyor. Ana blokların arasında 300'er metre olması gerekiyor. Seçilen alanda kişi başı 45 metrekarelik bir alan tercih edilmesi gerekiyor. Burada yangın tehlikesi için her bloğun önüne yangın söndürücü tüplerin konulması gerekiyor. Özellikle vatandaşlarımızın yakın çadır kurmamasını istiyoruz. Özellikle kendilerinin çadır kurduğu, kendi imkanlarıyla kendi çadırlarını kuran vatandaşlarımız açısından ikinci bir acı yaşamayalım. Bu anlamda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Öz bakım için dezenfektan solüsyonlar, antiseptik solüsyonlar, el dezenfektanları, ıslak mendiller ve özellikle yatalak hastalar için bizim kullanmış olduğumuz vücut temizleme havluları vardır, medikal havlular. Bunlara çok ihtiyaç var. Özellikle üreticilerimizin bu konuyla alakalı bulk üretim, yani büyük montanlı üretim yapmaları, paketlemeleri falan önemli değil. Bunları naylon torbalara koyup da gönderebilirler. Paketlerlerse biz burada ulaştırabiliriz. Su sağlanana kadar insanlardaki bulaşıcı hastalıklar noktasındaki riski azaltmamız gerekiyor. Onun dışında uzun efor için nakit yardım gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın, güvenilir sivil toplum kuruluşlarımızın, devlet kuruluşlarımızın, AFAD'ımızın, Kızılay'ımızın bu anlamda nakit yardım kabul ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu nakit yardımla daha sonra vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarını onurlarına yakışacak bir şekilde almalılar. Yerel ekonomiyi çökertmemeliyiz. Yerel ekonomi ayakta kalmalı. İnsanlar alışveriş yapabilmeli, fırınlar çalışabilmeli, ayağa kalkabilen ekonomi lütfen üretmeye başlasın. Dolayısıyla kentleri hızlı bir şekilde afet psikolojisinden kurtarmamız gerekiyor. Ya Kilis gibi, Şanlıurfa gibi, Gaziantep gibi, yıkılmış Malatya, Hatay, Kahramanmaraş gibi illerin yükünü hep beraber sırtlanacağız. Üretmek zorundayız. Afet psikolojisinden hızlı çıkmak zorundayız. Dolayısıyla bunları da önemli vurgulamak istiyorum. Peki. Kızılay Başkanı Sayın Kerem Kınık, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız son derece önemli. Biz de üzerinden geçeriz ama şimdi Burçak'a gidelim.